Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında analitik geometri konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani doğrunun analitiğinin dördüncü dersindeyiz. Yani doğru analitiğinin son dersindeyiz. Evet kitabımızda sayfa numarası 242, 243, 244 ve 245'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bir noktanın bir doğru olan uzaklığında kalmıştık. Çok kolay bir formülü var. O formülde şu noktayı doğru da yerine yaz. Yani a x1 artı b y1 x yerine x1 noktadaki x yani y yerine de y1 yazıyorsun. Artı c mutlak değer c çünkü uzunluktan bahsediyoruz bölü. Kare küçüğünde x ve y'nin kareleri katsayılarının kareleri toplamı şeklinde bulunur. Noktayı yerine yaz. Kare küçüğünde a kare artı b kare. Bitti. Bu kadar. Tamam. Hemen direkt sorusu gelirse. 3'e 2 noktasının bu doğru yolun uzaklığı noktayı doğru yerine yaz. Hocam 3 çarpı 3 artı 4 çarpı y yerine noktadaki y eksi 2 mutlak değerce bölü kare küçüğünde 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Yalnız 3 ve 4 gördüysen dik üçgenden hemen 5 yazabilirsin alt tarafa. Tamam 5 12 gördüysen 13 yazabilirsin. Eksi 8 15 gördüysen yine 17 yazabilirsin. Eksi de olsa fark etmez. Eksi 8'in karesini aldığında artı 64 yapıyor çünkü. Evet 9 artı 8 17 eksi 2 15. Yani burası yukarısı 15 yaptı. 15 bölü 5'ten de cevap 3 yapar. Örnek 36'dayız. Bu noktanın bu doğru yola uzaklığı 3 kök 5 olduğuna göre k'nın pozitif değeri. Hemen noktayı yerine yazıyoruz. x yerine 3 yani 2 çarpı 3 artı y yerine eksi 1. Eksi 1 artı k eksi 1 ama mutlak değeri unutma bölü kare kök içerisinde 2'nin karesi artı 1'in karesi. x'in katsayısı 2 y'nin katsayısı 1 olduğundan dolayı. E ee, bir de ne, ne, yapacağız burada? Bu neye eşitmiş? 3 kök 5 e eşitmiş. Tamam. Yukarısı mutlak değer içerisinde 6 eksi 1'den 5 eksi 1 bir de 4 var. 4 artı k yaptı. Bölü aşağısı kök 5 kök 5 ile öbür tarafı çarpınca 3 kök 5 ile kök 5'in çarpımı da 15 yapar. Mutlak değer içerisindeki bir ifade buna eşitse 4 artı k ya 15'e eşittir 4 artı k ya da eksi 15'e eşittir. E buradan k değeri 11 gelir buradan da k değeri eksi 19 gelir değil mi? Evet bizden K'nın pozitif değeri isteniyor zaten. E, K'nın pozitif değeri de 11'dir. Yani cevap 11 oldu. 37'deyiz. Dik koordinat düzleminde verilen bir ABC üçgenin BC kenarı. Bak soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde çiziyorum. Özel durumlar yok. A, B ve C üçgeninden bahsediyoruz. A noktası belli mi? Belli. 4'e eksi 3. B ve C noktası belli değil ama BC kenarı şu doğrunun üstündeymiş. Evet BC kenarı bu doğrunun üstündeymiş kardeşim. Bu da 3x eksi 3 4x eksi 3 şey pardon. Eksi 5 eşittir 0 doğrusun üzerindeymiş. BC'ye 6 birim vermişler. BC 6 birim. Alan ABC nedir diye soruluyor. Arkadaş bir üçgenin alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. Hop şu yüksekliği çizersek. Hocam şu üçgenin alanı bulacağız. Yani benim burada yüksekliği bulmam lazım. Yükseklik nedir? A noktanın doğru yolunu uzaklığı değil midir? Evet. Noktayı doğru değil ne yaz? H yani 4 çarpı 4 eksi 3 çarpı eksi 3 eksi 5 mutlak değerce bölü 3 4 var aşağıda. Direkt aşağıya 5 yazabiliriz. 16 artı 9 25 eksi 5 20 20 bölü 5 yapa, yapar burası. 20 bölü 5 de kaç yapar? 4 yapar. Evet yüksekliği 4 bulduk. Alan kısmı en basit kısmı taban belli. Yükseklik belli. Taban çarpı yükseklik 2'den cevap 12 çıkar. Örnek 37 12 oldu. Geldik paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Arkadaşlar paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta da şuna bakacaksın. C'ler farkı, C'ler farkı bölü kare içinde a kare artı b kareye bakacaksın. Yalnız dikkat. İki doğru paralel olması için eğimlerin eşit olması lazım. Eksi a bölü b ise bu da eksi a bölü b. Evet paralel. Bazen bu bunun iki katı verilebiliyor. O zaman iki katı verildiğinde şu hani kare küçüğünde a kare artı b kare yapacağız ya. Dikkat edersen x'lerin katsayıları aynı, y'lerin katsayıları aynı olduğu zaman biz bu formülü uygulayabiliyoruz. Hani bazen şunu demek istiyorum. Bazen iki katı verilebiliyor. Aynı yap. O zaman ya 2'ye böl bir tanesini ya 2 ile çarp. Ya da 3 katı verilebilir. Ya bir tanesini 2 ile çarp ya da 3 ile çarp. sonra c'ler farkını uygula. Tamam. Bunu da unutma. Evet. Burada da yazmışız zaten. X ve Y'nin katsayıları. Hani X'lerin ayrıyetten katsayıları eşitlenir. Y'lerin de kendi aralarında eşitlenir. Evet doğrular arasındaki uzaklık nedir? Bakıyoruz buraya arkadaşlar. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Paralel değil mi bunlar? Evet eğimi 3x y çekti. Bu da 3x y çekti. Evet 3x eksi y artı 7 eşit 0 doğrusuyla. 3x eksi y eksi 3 eşit 0 doğrusu arasındaki uzaklık isteniyor bizden. E h neye eşittir kardeşim? C'ler farkı. Yani 7 eksi eksi 3 mutlak değerce bölü. Kare kük içerisinde. Bak her ikisinde de x'in katsayıları aynı. Y'nin katsayıları da aynı. 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi yapar. Hocam yukarısı 10 yapar. Aşağısı da 9 artı 1'den kök 10 yapar. Kök 10 eşleniyle çarparsam eğer 10 kök 10 bölü 10'dan dolayı cevap kök 10 çıkar. Evet örnek 38'i kök 10 bulduk. Geldik örnek 39'a. Bir, kenar, bir karenin iki kenarı bu doğrular üzerindedir. Hemen kareyi çizelim ve iki kenarı derken şu iki kenar da olabilir. Şu karşılıklı kenarlar da olabilir. Eğimlerine bakıyoruz. Eğim 1 ile M2. M1 nedir? Hocam eksi 2. M2 de eksi 2 paralel. Demek ki iki kenarı şöyle şöyle arkadaşım. Yani bu doğru 2x artı y artı 8 eşit 0 doğrusu. Bu doğru da 2x artı y eksi 7 eşit 0 doğrusu. Bu karenin alanı nedir? Karenin kenarını bulman lazım benim. Karenin kenarını bulursam bitti. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık değil midir? Aslında burası 90-90 olduğu için. Evet. E o zaman h neye eşittir? Şimdi 2x ve 2x. Kas da aynı. Sıkıntı da yok. O zaman c'ler farkı. Yani 8 eksi eksi 7. Mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde 2'nin karesi artı 1'in karesi yapar. Yani h buradan ne yaptı? 15 bölü kök 5 yaptı. Kök 5 eşitliğiyle çarparsam eğer 15 kök 5 bölü 5 yapar. Yani 3 kök 5 yapar. Evet h 3 kök 5 ise eğer alan neye eşittir? h kareye eşittir. Yani 3 kök 5'in karesine eşittir. Yani böylelikle 45 olarak buluruz cevabı. 39. soru 45 çıktı geldik. Dikkat et. Şimdi güzel bir şey arkadaşım. Gerçekten hocam. Paralel doğrulara eşit uzakta olan noktaların geometrik yerinden bahsedeceğim. Şu iki paralel doğruya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri tam ortasından giden ve ikisine de paralel olan doğru değil midir? Evet. Hocam bu doğru AX artı BY şeklinde, B şeklinde yazılmış. Bu doğru da AX artı BY şeklinde yazılmamış mı? Yazılır. O zaman bu doğru da AX artı BY artı K eşit 0 şeklindedir. E, ee, burada sadece C'leri farklı gördüğünüz üzere. K da burada neye eşittir biliyor musun? Yani şunu hemen şuraya yazayım. Hop şuraya şöyle CTL C, ile V yapayım. Şöyle yazayım. Aslında buradaki K da neye eşittir biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası orta nokta ya. Direkt C1 ve C2'nin toplamının yarısına eşittir. K da C1 artı C2 bölü 2 eşittir. Tamam. Buna da dikkat et. Tam ortasında olduğu için. Ama burada neye dikkat edeceksin? Katsayıların aynı olmasına dikkat edeceksin. Biraz önce de şeyden bahsederken, paralel iki doğru arasındaki uzaktan da bahsederken. Bu işlemi yapabilmen için katsayıları aynı olması lazım. Paralel olması lazım. X'lerin katsayıları, Y'lerin katsayıları aynı olması lazım. Evet. Şu arkadaşım bu doğru ve bu doğru. Paralel iki doğru. Birisi 5x eksi 2 ye artı 8 eşit 0 doğrusu. Birisi 5x eksi 2 ye 2 ye artı 4 eşit 0 doğrusu. Bu iki doğrulara eşit uzaklıkta noktaların geometrik yeri. Yani şunlar birbirine eşit olacak. E o zaman burası da 5x eksi 2, 2 artı k eşit 0 şeklinde olacak. Hocam buradaki k neye eşittir? Şu c'ler toplamının yarısı. k 8 artı 4 bölü 2 eşittir. 6 eşittir. Yani doğrunun denklemi o zaman 5x eksi 2, 2 artı 6 şeklinde yapar. Evet. Bir sonraki soru. Evet. Ne demiş? 2x eksi 3y eksi 12 eşit 0 doğrusu da bu doğruya 6y bak dikkat et dikkat et x'i başa yaz kardeşim eksi 4x artı 6y artı 16 diye şuna eşit 0 doğrusuna eşit uzaktaki noktanın denklemi isteniyor kas sayıların aynı olması lazım şunu ben 2'ye bölebilirim hatta 2x yapmam için eksi 2'ye bölmem lazım eksi 2'ye böldüğüm zaman 2x eksi 3y eksi 8 eşit 0 doğrusu yapıyor evet 2'ye bölünmeseydi burası bunu 2-2 ile çarpacaktım. Tamam. Evet bu doğruyu hallettik. Bu doğru yok aslında artık elimizde bu doğru var. Şimdi bu doğru da 2x-3y artı k şeklinde olacak. Artı k eşit 0 şeklinde olacak. Şimdi dikkat et c'lere. Hocam k buradan neye eşit? k-12 artı 8 bölü 2 eşit. Yani k buradan x10'a eşit olacaktır. Doğrunun denklemi 2x-3y artı k ya yani eksi 10 eşit 0 şeklinde bulunur. Tamam. Bunlara lütfen dikkat et. Geldik açı ortay denklemine. Ya aslında arkadaşlar açı ortay denklemi müfredattan kalktı gibi bir şey aslında ama bunun ispatı nereden geliyor onu da göstereyim ben sana. Belki ispat tekniğini sorarlar diye koyduğumuz şeylerden biridir. Aslında bu açı ortay doğrusu üzerinden alınan bir noktadan kollar açılan dikmeleri eşit ya. Burada bir x virgülü y noktası alacak olursam Şuna olan uzaklığıyla buna olan uzaklığı eşit olacak. E, bu noktanın buna olan uzaklığı mesela D1 doğrusu buysa e, x yerine x yerine şey yazarsam mutlak değer içerisinde ax artı by artı c bölü kare küçüğünde a kare artı b kare değil mi? Evet eşittir. Mutlak değer içerisinde şuna bu doğru olan uzaklığı o da dx artı ey şunu biraz şu tarafa alayım dx artı ey artı f mutlak değer içerisinde yani noktanın doğru yalan uzaklığını kullanıyorum. Kare içinde d kare artı e kare eşit olacak. Mutlak değerleri kaybedecek olursak bir mutlak değer olmadan düşün. Şu ifade bunun artılısına eşit. Bir denklem oradan gelir. Bir de şu ifade bunun eksilisine eşit. Bir denklem de oradan gelir. Niye hocam iki denklem? Kesen iki doğrunun bir tane açısı yok ki. iki tane açısı var. Ya bir tane açı ortayı bu. Şu açı ortayı doğrusu. Yani şu ya da ikinci açı ortay dostu bu. O yüzden iki denklem çıkıyor. Hatta açı ortaylarıyla ilgili işlem yaptırırsa açı ortaylar arasındaki açı da 90 derece oluyor. Atıyorum bir doğru denklemi verdi. İşte D1 ve D2 doğrusunun açı ortay denklemlerinden biri bu. Biri bu dediyse ne yapacaksın? İki doğru dik kesir. Ama bunu çizerek benim gibi yorumlayarak yaparsan daha sağlıklı olur tabii ki. Yani aslında biz şunu diyoruz arkadaşlar. Şunu diyoruz. Böyle bir şey geldiği zaman hemen örnek üzerinde göstersek daha kolay olacak. Şöyle bir şey geldiği zaman hemen bunu şey yapıyorsun. 2x 3y 4 mutlak değerce bölü kare küçüğünde 4 artı 9 eşittir. Mutlak değer içerisinde 3x artı 2y artı 5 mutlak değer içerisinde bölü kare küçüğünde 9 artı 4. Bak bunlar birbirini götürdü. Şu ifade ya buna eşit olacak ya da bunun eksilisine eşit olacak. Bitti gitti. Ha şş, dur önce şey yapayım. Yani ya 2x 3y 4 eşit 0 eşit değil e, eşittir bu. 3x artı 2y artı 5 doğrusuna eşit olacak. E, burada eşit oldu çünkü. Buradan da denklem ne geliyor? 0 eşittir. 5x değil mi? 5x eksi 5x artı 5y. 5x artı 5y mi geliyor? Şu 2x eksi 3y. Bu da 3x artı 2y. E, şunu şuraya atarsam x yapıyormuş pardon. x artı 5y artı 9 eşit sıfır şeklinde olacak. Ya da bu bunun eksilisine eşitse 2x eksi 3y eksi 4 eşittir. Eksi 3x eksi 2 artı 5 şeklindeyse öbür tarafa atalım. 5x eksi y art eksi 9 yapıyor değil mi? Eksi 9 eşittir 0 yapıyor. Ya da tam tersinde olabilir tabii ki. 5x eksi y şu neydi ya? Şu eksilisi olacak değil mi? Eksilisi olacak. Ha artı 1 yapıyor o zaman Artı 1 eşit sıfır şeklinde olacaktı. Denklem ya bu ya bu. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi mutlak değerce bu kare kök akar kare artı ve kareleri yazıyoruz ya. Eğer kare kök içerisinde şunların kareleri toplamıyla diğerlerin kareleri toplamı birbirine eşitse açı ortay denklemleri bak şunlar birbiriyle sadeleşiyor şu ya ya toplamlarıdır ya farklıdır. Tamam. Yani sen kısa yoldan şöyle bulabilirsin. Kısa yol. Denklemleri yazarsın. 2x 3y eksi 4 eşit 0. Öbür denklemde 3x eksi 3x artı 2y artı 5 eşit 0 ya. Hop. Ya taraf tarafa toplayacaksın ya çıkartacaksın. Toplarsan ne geliyor? Hocam 5x eksi y artı 1 eşit 0 geliyor. Bak. Çıkartırsan ne geliyor? Hocam şundan şunu çıkartırsam. Eksi x eksi 5y e, eksi 9 eşit 0 geldi. Yani x artı 5y artı 9 yapıyor. Bu değil mi bu da? x artı 5y x artı 5y artı 9 eşit 0 yapıyor. İşte bu da bizim kısa yolumuz olsun dostlar. Ama ne zaman? Bu A kare artı B kareler birbirine eşit olduğu zaman ya toplamlarıdır açı ortay denklemleri ya da farklarıdır. Bunu unutma. Evet şimdi geldik nereye? Birinci dereceden iki bilinmeyen eşitsizliklerin grafiğine. Arkadaşlar grafik dediğimiz şey aslında çok basit. Grafiği çizdikten sonra yani bu eşit sıfırmış şeklinde grafiği çizeceksin ilk etapta. Grafiği çizdikten sonra y'yi yalnız bıraktığında işaret artıyken y yi yalnız bırakıldığında büyük taraftaysa üst taraf karalanır. Küçük taraftaysa da alt taraf karalanır. Bu kadar basit. Ama y'yi yalnız bırakacaksın. Y büyük taraftaysa üst taraf küçük taraftaysa da alt taraf karalanacak. Ya hocam özel durumlarda var tabii ki. Özel durumlarda e, şeyde gösterebiliriz. Dur ilk önce bir soru yapayım. Şu soruyu yapayım. Bu eşit sıfırmış gibi İlk önce 3x 4y artı 24 eşit sıfırmış gibi grafiğini çizelim. x yerine sıfır yazsam eksi 4y artı 24 eşit sıfır ya. y'yi buradan altı bulurum. y yerine sıfır yazsam y yerine sıfır yazdığımda 3x artı 24 eşit sıfır ya. x de buradan eksi 8 gelir. Hemen grafiği çiziyoruz. Hop şöyle çizelim grafiği. x'i eksi 8'de kesiyor. Burada kesiyor. y'yi de kaçta kesiyor? Altta kesiyor. Bizim doğrunun denklemi şu şekilde olacak. İşte bu doğrunun alt tarafını mı karalayacağım üst tarafını mı? Y'yi yalnız bırak. X artı iken. O zaman Y'yi öbür tarafa atalım. Hocam 3X artı 24. Küçük eşittir. 4Y oluyor. Y küçük tarafta mı büyük tarafta mı? Aslında bu ne demek? 4Y büyük eşit. 3X artı 24 demek değil mi? Y büyük tarafta. Y büyük tarafta olduğu için cevap ne olacaktır? İşte bunun üst tarafı olacak. Olay bu. Tamam gençler. Peki hocam özel doğruları ne yapacağız? Bak özel durumlarda ne yapacağız. Onları da göstereyim ben size. Arkadaş yukarıda gösteriyorum. Şimdi şöyle bir şey çizildiğinde. Şu x eşittir 2 doğrusuysa x eşittir 2 doğrusunun sağ tarafı x büyüktür 2 hatta büyük eşittir 2. Doğrunun kendisi alınıyorsa e, doğru alınacak. Alınmazsa da e, nokta nokta şeklinde gösterecek. Sol tarafı da x küçük eşittir 2. Sonra şu özel durumdan bahsedebilirim. Mesela y eşittir 2 doğrusu y eşittir 2 doğrusunun mesela nokta nokta şeklinde çizeyim. Bunun alt tarafı karalanırsa 2'den küçük değerler değil mi? Yani bu y küçüktür 2 demektir. Doğrunun kendisi salınmadığı için. Sonra eksenin mesela şu y ekseninin sağ tarafı. Hocam x pozitif x büyük eşit 0 demek. Sonra şu taraf ne demek? Hocam burası da x küçük eşit 0 demek. Peki burada ben x eksenin altını alırsam ne olacak? Aslında x eksenin altını da almak demek bu y eşittir 0 doğrusu değil midir? y eşittir 0 doğrusundan küçük değerler var burada. Yani aradaki işaret sadece küçük ya da büyük olacak. Küçük eşit sıfır doğrusu olacak. Tamam. Yani sen doğru denklemini yazdıktan sonra aradaki işaret küçük mü büyük mü ona bakacaksın. Aslında bu e, burada da ne doğrusu bu? Y şey pardon x eşittir sıfır doğrusu değil mi? Normalde dikey doğru. Bak bu y ekseni ama x eşittir sıfır doğrusu. Normalde bu x eşittir bir doğrusu ya birden geçince. Sıfırdan geçince de x eşittir sıfır doğrusu oluyor. Başka bunun özel durumu var mı? Var. Şu şekilde hem birinci bölge hem de üçüncü bölgeye alırsam ne olacak? Hocam burası artı artı ya. Burası da eksi eksi ya. Bunları aldığın zaman özel bir durum ne oluyor? Bak çarpımları pozitif çarpımları pozitif. Yani bu x çarpı y büyük eşit sıfır demek. Tam tersi üçüncü ve ikinci bölge ve dördüncü bölge ne olacak? Çarpımları küçük sıfır diyeceğiz. Tamam. Evet bu özel durumlarda karşımıza çıkabilir. Bunları göstermek istedim. Şimdi eşsizlik sistemin çözüm kümesi. Arkadaş bununki belli zaten x çarpı y bak küçük eşit sıfır demek. x çarpıya y küçük eşit sıfır neresi? Şurası. Yukarıda biraz önce gösterdim zaten. Şimdi bu da küçük 2 diyor. Eşit 2 diye şey yapalım bunu. x artı y eşittir 2 grafiğini çizelim. x yerine 0 yazdığımızda y'si 2 geldi. y yerine 0 yazdığımızda da x'i kaç geldi arkadaşım? O da 2 geldi. Yani grafik 2'ye 2'den geçecek. Şöyle 2'ye 2'den geçecek. Y'yi yalnız bıraktığımda x'i e öbür tarafa atacağım ya. Y küçüktür. 2 eksi x yapıyor. Y küçük tarafta o zaman doğrunun alt tarafı. Ama bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi isteniyor. İkisini birden kabul edeceğiz şimdi. Arkadaş ikisini birden şekilde nasıl göstereceğiz? Bak grafiği çiziyorum. Şu grafiğim var. 2 2'ye 2'den geçecek. Bu doğrunun alt tarafı. Bir de bölge olarak nereye seçeceğim? Bölge olarak 3 ve 4'ü seçeceğim. Yani bu doğrunun alt tarafını karalarken Bölge olarak da 2 ve 4'ü seçeceğim pardon. Yani birinci bölgedeki noktaları ve üçüncü bölgedeki noktaları almayacağım. İşte eşsizlik sisteminin çözüm kümesi bu oluyor kardeşim. Bu doğrunun alt tarafındaki birinci bölge ve üçüncü bölgedeki noktalar alınmaz. Ve geldik son soruya. Bak şimdi ya bu y eşittir 2x olduğu belli değil mi? y eşittir 2x ordinan geçtiği için. Bu doğrunun denkleminin de 3x artı 2y eksi 12 eşit 0 olduğu belli mi belli. Şimdi küçük dediği zaman doğrunun neresini alacağım? Arkadaş y'yi yalnız bıraksan 2y küçüktür. E, 12 eksi 3x mi yapıyor? Evet bak y küçük tarafta. O zaman bu doğrunun küçük tarafta olduğu için alt tarafını alacağım. Bu doğrunun alt tarafını aldığım için d ve c noktaları gitti mi gitti. Sonra ne yapacağım? Sonra da şunu yapacağım arkadaşım. Bak dikkat lütfen dikkat. Bu doğruda da y Y nerede? Büyük tarafta değil mi? Evet bak Y büyük tarafta. Dikkat dikkat. Y büyük tarafta. Bu doğruda da Y büyük tarafta büyük tarafını karalayacağım. Hocam büyük tarafını karalayınca da bu doğrunun üst tarafı yani üst tarafını karalayacağım. Şu noktalar da gitti. O zaman çözüm kümesi ne oldu arkadaşlar? Bakın şu sarıyla turkuazı kestiği yer. A, E ve F bölgeleri yapmış oldu. İşte bunu sağlayan bölgeler A, E ve F olmuş oldu arkadaşım. Gördüğünüz üzere kolay mı? kolay. Yani burada şeyler belliydi. Grafikler falan filan belliydi. Grafikler üzerinden hemen doğru grafiklerini çizmeme gerek kalmadı. Bölgeleri de bu şekilde bulmuş oluyoruz. Eşitsizlik sistemi de aslında matematikte gördüğünüz bir şey. Ama burada da değinmeden geçmiyoruz. Böyle 3 soruyla da olsa değinip öyle geçmek istedik arkadaşlar. Hatta yine devam ediyoruz. Doğrunun analitiğini kullanarak alan bulma yöntemi varmış bir de. Bir de alan bulmayı nasıl yapacağız? E bildiğimiz üçgen alan. Üçgen alan nedir? Hocam üçgenin alanı dediğim şey taban çarpı yüksek bölü 2. Şimdi y eksi x doğrusu verilmiş. Arkadaş 2 doğru verilmiş ya. Bak burası 2 mi? 2. A, bu iki tabanına ait. Bak bu üçgende sadece bu kenar var. Bu iki tabanına ait yüksekliği bulursam bitti. Bu yüksekliği bulmak demek şuradaki x virgül y noktasını bulunca olmaz mı? Bak x virgül y'deki şurası y yapıyor. Burası ne yapacak o zaman? yükseklik y olacak. O zaman iki doğruya ortak çözüm uyguladığındaki x virgül y'deki y'yi bulmam lazım benim. E bir tane doğrunun adı ne? Hocam x bölü 2 artı y bölü 1 eşittir. Eşittir nedir? 1'dir. Bunu 2 ile genişletelim. x artı 2 y bölü 2 eşittir 1 ya. İşler dışlardan eşittir 2 mi oldu? Evet bak bölü 2 eşittir 1. Şu 2 ile karşı tarafı çarptım. Burası 2 yaptı. Şimdi elimde bu doğru var. Hangi doğru var? Şu doğru var. Bu doğru var. Bir de ne doğrusu var? Y eşittir. Eksi x doğrusu var. Hocam bu doğrular var elimde. Ve ben bu doğruların kesim noktasını bulacağım. Bak yok etme metodunu kullanmayalım. Bu sefer yerine yazmayı kullanalım. Yerine yazma böyle y eşittir 3x, y eşittir x, y eşittir x, x gibi şeylerde yerine yazma daha kolaydır. Y yerine eksi x yazalım. O zaman x artı 2 çarpı eksi x yazdığımızda eşittir 2 ya. Y yerine eksi x yazdığımızda bu denklemde. Eksi x eşittir 2'den x'i buradan ne buluruz? Eksi 2 buluruz. X yerine eksi 2 yazdığımızda de kaç çıkıyor o zaman? 2 çıkıyor. O zaman Y 2 çıktı. Alan nedir o zaman? Alan kısmı en basit kısım. Taban 2 yükseklik 2. Bir de bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 2 çıkar cevap. Evet örnek 46'yı da böylelikle 2 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Bak. D1 ve D2 doğrunun işte şu bölgenin alanı nedir? Arkadaşım burada ne yapacağız? <laughs> Bunu geometriden yapayım. Tamam. Bunu geometriden yapayım. Normalde bu doğrunun denklemini yazarsın. Sonra bu doğrunun denklemini yazarsın. Sonra kesim noktasındaki x virgül y'deki şu yükseklik nedir arkadaşım? Şurası y ya. Burası y yapıyor. Doğru denklemini yaz. Doğru denklemini yaz. Kesim noktasındaki y'yi bul. Sonra taban çarpı yükseklik bölü 2'den sonuca ulaş. Analitiksel çözüm bu. Ama biz bunu normal yolla da çözebilir miyiz? Bakalım. Evet ben neyi bulmaya çalışacağım? Şuradaki yüksekliği bulmaya çalışacağım. Çünkü taban belli. Taban kaç? 7. Olduğunu biliyoruz. Ben bu yüksekliği bulmaya çalışacağım şimdi. Dikkat. Hocam sayıları yazalım. Burası 2 burası 4 sonra ee, hocam başka sayılar var mı? Şuradaki uzunluğunda 7 olduğunu biliyorum sadece. Başka ne diyebilirim? Ben şuraya bir A dersem buraya ne kalır? 3-A kalır değil mi? Şimdi dikkat et. Hocam benzerlikten yapılabilir de. Bak şöyle şöyle yapılabilir. Hocam 4 bölü 4 artı A. 2 bölü B dersiniz. Bir denklem gelir. 3 eksi A bölü 3. B bölü 7 dersiniz. Bir denklem daha gelir. B'yi yalnız bırakın. A'dan dolayı işlem yapabilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yol. ikinci yoldan gitmeye çalışayım şimdi. Dur bakalım. İkinci yolda bir yere alfa deyip tanjant alfadan gidebilirsin aslında. Hocam burası 2 burası 4 değil mi? Evet şuraya bir alfa de mesela. Hocam şuradaki dik üçgende tanjant alfa ne? A 1 bölü 2. Çok güzel. E buradaki üçgende de tanjant alfa 1 bölü 2 olmayacak mı? Olacak. Yani burası A ise burası ne olacak o zaman? 2A olacak. Çünkü tanjant alfa 1 bölü 2. Ondan dolayı. E tamam 2A burası 4 ise buraya 2A eksi 4 kalır. Hocam tamamı 3 burayı da 2A eksi 4 ise 3'ten de 2A eksi 4 çıkartırsan. Tabi komple çıkartıyoruz. O da 7 eksi 2A mı yapıyor? 7 eksi 2A. Buraya 7 eksi 2a kalır. Sonra burada da bir benzerlik yaparsak şu bölü tamamı a bölü 4 yaparsak olay biter. Evet 7 eksi 2a bölü tamamı. Tamamı zaten bunun 3 değil mi? Evet. 3 eşittir. a bölü 9. Sadeleştirdim böyle 3. İşler dışarı yaptım. 21 eksi 6a eşittir. a yapar değil mi? Evet. Buradan 7a 21 ise a'yı buradan kaç buluruz? A'yı buradan 3 buluruz. A3 ise o zaman alan ne eşit olacaktır arkadaşım? Taban 7 yükseklik 3. 7 çarpı 3 bölü 2 yani 21 bölü 2'ye eşit olacaktır. Evet gördüğünüz üzere geometrik bilgilerle de bu şekilde sonuca ulaşıyoruz dostlar. Tamam olay bu örnek 47'yi 21 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 48'e. Şimdi dik koordinat düzleminde eğimleri toplamı 8 bölü 3 olan ve k 3'e 5 noktasında dik kesen iki doğru çiziliyor. Bu doğrular ile y ekseni arasında kalan bölgenin a y ekseni. O zaman özel bir durum var. Analitik düzlem çizmek zorundayım arkadaşım. Şimdi dik koordinat düzleminde dik kesen iki doğru var. Hocam dik kesen iki doğru. Bir doğru burada, bir doğru burada mesela. Nerede kesiyorlarmış? K noktası 3'e 5 noktasında kesiyorlarmış ve dik kesiyorlarmış. Ve eğimleri toplamı da kaç verilmiş? 8 bölü 3 verilmiş. Bu doğrular ve y ekseni arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. Vay. Vay vay vay. Bu doğrular ve y ekseni arasında kalan bölgenin alanı isteniyor bizden. Bak 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 bak. Şu doğrular böyle bir de y ekseni. Hop şöyle şunun devamını getirelim. Şunun devamını getirelim. Yani bizden neresi isteniyor? Şuradaki bölgenin alanı isteniyor. Hadi bakalım bulalım bunu. Şimdi ilk önce iki doğrumuz var. M1 artı M2 ne verilmiş arkadaşlar bize? 8 bölü 3 verilmiş toplamları. M1 çarpı M2'de ne verilmiş? Eksi 1 verilmiş. 2 bilinmeyen 2'de giden yerine yazıp yapacağız bir şeyler. Ya buradan istersen M1'i yalnız bırak. istersen burada eksi 1 bölü yani M1 yerine eksi 1 bölü M2 yaz. Oradan da gidebilirsin. İstediğin yerden gidebilirsin. Hadi yazalım bakalım. M1 nedir? Ya da M2 yerine yaz. M2 nedir arkadaşım? Eksi 1 bölü M1 değil midir? Evet. Gel burada yerine yaz. Yazıyorum arkadaşım. M1 artı M2 yani eksi şurası eksi 1 bölü M1 yapar. Eşittir kaç? 8 bölü 3 verilmiş. Şu ne yapıyor o zaman bu? M1'in karesi eksi 1 bölü M1 eşittir 8 bölü 3 yapar. Buradan devam edelim. İşler dışlar. 3 M1'in karesi eksi 3 eşittir 8 M1 yaptı. Sonra attık öbür tarafa. 3 M1'in karesi eksi 8 M1 eksi 3 eşit 0 yaptı. Bu çarpanları ayırır. 3 n 1'e en 1. E, Burası da sanırım 3'e 8 elde edeceğim ya. 3 ile 3'ü çarpmam lazım. O zaman 1, 3 şeklinde olacak. Şimdi birisi eksi, birisi artı. Şu şekilde olunca oluyor. Bak çapraz çarpımları do, eksi 9 artı 1. Eksi 8 elde ediyorum. Tamam. Yani buradan ne geldi o zaman? 3 en 1 artı 1. Ve en 1 eksi 3 eşit 0 geldi. Şu eşit 0 ise en 1'i kaç buluruz? Eksi 1 bölü 3 buluruz. Bu eşit 0 ise de M1'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Tamam. Zaten M1 yerine 3 yazarsan M2'de eksi 1 bölü 3 oluyor. M1 yerine eksi 1 bölü 3 yazarsan M2'de 3 oluyor zaten. İstediğini alabilirsin. Ben M1'e 3 alayım. Tamam. Şu D1 doğrusu 3 alayım. Şu D1 doğrusu olsun. Bu da D2 doğrusu olsun. Bunun eğimi kaç? 3. 3 eğimli. Bunun eğimi kaç? Eksi 1 bölü 3 öne eğimli. Sola doğru yatık ya. Eksi 1 bölü 3 eğimli. Şimdi ben bunları kullanacağım. Bunları kullanırken nasıl kullanayım? Şuradaki şeyi halletmem lazım. Aslında devamını şöyle getirebilirim. Hocam D1 doğrusunun denklemini yazabilirim. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yaz. Bunun da aynı şekilde eğim belli nokta belli doğru denklemini yaz. Sonra doğruların eksenleri kestiği noktaları bulup sonra tavan çarpı yükselip bölü 2'den sonuca ulaşabiliriz. Ya da şurada 3'e 5 noktası verilmiş ya. 3'e 5'i ben kullanayım burada. Onu niye kullanmıyorsam. Hocam şöyle geldiğimde ve şöyle çizdiğimde burası 3 yani buranın 3 birim olduğunu buranın da 5 birim olduğunu biliyorum. Ve şuraya bak şimdi M1'e 3 dedim ya yani M1 e 3 ise tanjant alfa nedir? Tanjant alfa 3. Dikkat et. Şuraya beta dersem tanjant beta da eksi 1 bölü 3. Sola yatık sadece. Şimdi alfa 90 bak burası beta yaptı. Burası da beta yaptı. Tanjant beta 1 bölü 3 değil miydi? Evet tanjant beta 1 bölü 3 olması için buranın ne olması lazım arkadaşım? Hocam 3 bölü 9 olması lazım. 1 bölü 3 olması için. Değil mi? Sonra e, beta 90 ise burası alfa yaptı. Tanjant alfanın da 3 olması için 3 bölü 1 olması lazım buranın da değil mi? Yani şöyle yazabilirsin aslında. Şuraya a yazıp tanjant beta 1 bölü 3. 3 bölü a eşittir 1 bölü 3'ten a'yı 3 bulduk diyebilirsin ama kafadan yaptık. Tanjant beta 1 bölü 3 ya. 3 bölü kaç? 9. 1 bölü 3 yapar. alfa alfada 3 ya. 3 bölü 1 3 yapar. Tamam. E o zaman bu bölgenin alanı bak çıktı burası uzunluk olarak. Biraz önceki söylediğim yol uzun olacaktı. Taban 10. Alan kısmı en basit kısım. Yüksekliğimiz 3. Bir de bölü 2. 10 çarpı 3 bölü 2'den cevap 15 çıkar. Evet güzel bir soruydu. Örnek 48'i e 15 bulduk. Geldik örnek 49'a. Aşağıdaki analitik düzlemde bir kare verilmiş. Aslında bu x eksi y eşit sıfır doğrusu y eşittir x doğrusu değil midir? Evet. Bu doğruda adı y eşittir. Ee, aslında 4 y eşittir ilk eksi x. Yani eksi 1 bölü 4 x değil midir burası da? Evet. Şimdi bunları bu şekilde düzenleyelim bakalım. A ve B noktalarının koordinatları toplamı verilmiş. Tamam. Şimdi arkadaş sen buraya bir A noktası dersen. Koordinatlarından bahsediyor bana. Koordinatları toplamı da verilmiş. Aa hocam x buradakini apsine gidelim. Burada bölülü var ya. Ben x yerine şöyle şey yazarsam. Ee, negatif bir değer. Negatif bir değer değil mi burası? Evet yani şuraya eksi 4a yazarsam. Apsi eksi 4a olursa. Şu dörtler sadeleşsin diye dedim ya. Eksi 4a yazarsam. Y'si kaç yapıyor arkadaşım? A mı yapıyor? Evet y'si a yapıyor. Absisi yerine eksi 4a yazarsam. Eksi 4a'ya a noktası yaptı burası. Hocam şöyle şurası 4a. Burası da A yaptı. E burası A ise burası da A'dır. E y eşittir X ya. Buranın hapsine baktık. Y eşittir X. X yerine A yazarsam. Pardon. Şurası A ya. Yani burası Y A demektir. Y yerine A yazarsam. X de ne yapıyor? E X de A yapıyor. O zaman buradaki uzunlukta A oldu mu? Oldu. Ya da Y eşittir X doğrusu 45 45 90 kendinden de diyebiliriz. Yani buradaki nokta da A virgül A mı yaptı? Evet. Şimdi bana diyor ki. A ile B noktalarının koordinatları toplamı. Topla. Eksi 4A Artı A, artı A, artı A eşittir. Eksi 2 verilmiş. Buradan eksi A eşittir. Eksi 2 ise eğer A'yı da buradan 2 birim olarak buluruz. A, O ve üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Değil mi? Yok karenin alanıyla şeyin alanı isteniyor. A'yı 2 bulduk mu? Bulduk. Hocam A yerine 2 yazdığımızda 4 A 8 yapar. 2 8 daha kaç yaptı? 10 yaptı. Yani burası 10 yaptı. Burası da 2. Şimdi karenin alanı 10'un karesi eksi üçgenin alanı diyor bize. Çünkü karenin alanı ile üçgenin alanı arasındaki fark nedir diye soruluyor. Üçgenin alanı da 10 çarpı 2 bölü 2 değil mi? Evet 10 çarpı 2 bölü 2. Yani 100 eksi 10 yapar. Yani buradan cevap 90 yapar. 49. soru. Ve geldik 50. soruya. Arkadaşım. Şimdi şöyle bir katlama yapılmış. Çok güzel. Öncelikle y 1 bölü 2x doğrusu verilmiş. Yani burada ben x yerine 2a yazarsam. Nerede yazayım? Mesela şurada yazayım. Bu da bir kare verilmiş ya. Burada x eksenindeki değer var ya. x yerine ben 2a yazarsam. Y'si ne yapıyor? A mı yapıyor? Evet. Sonra ne yapacağım? Oy oy oy. Hı hı hı. Hocam. A artı. A, A yazmayayım. A artı B aşağıda verilmiş. A dediği neresi ya bu arada? A artı B. A neresi? Ha, A noktası A. Şurası A. B noktası da B verilmiş. Tamam. Şurası da B olarak verilmiş bize. Şimdi arkadaşlar bunun eğimine bakalım ya. Eğimden gidelim. Alfa. Tanjant alfa nedir arkadaşım? 1 bölü 2 değil midir? Evet. 1 bölü 2. Bu üçgenden başlarsam sıkıntı yaşayacağım. 1 bölü 2. Burası A denilmiş. Burası da B. Ben nereden başlayayım? Alfa. Tanjant alfanın 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Eğimden dolayı. Şuraya beta dersem. Burası da beta. Burası alfa. En azından karenin kenarlarından şöyle başlayabilirim. Tanjant alfa 1 bölü 2 ya. Hocam burası K iken burası 2K diyebilirim. E 2K, 2K, 2K. Hocam burası da 2K olacak. Aa K oldu burası. Hocam bak ne güzel bir şey çıktı. Bak 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 bak. Kelebekte bir oran çıktı. Bire bir oran çıktı. 2K ise burası da 2K oldu mu o zaman? Oldu. O zaman A'yı 2K buldum. 2K artı B'yi de ne buldum? 4. 4K buldum. 4K toplam 12 ise 6K eşittir 12 demek. K'yı da buradan 2 buluruz demek. K2 ise karenin bir kenarı 4 çıkıyor demek. K2 ise burası 2 burası 4 oldu demek. Çok güzel. Her yeri bulduk. 2 var 4 var. Burası 4. Sonra buraya ne kaldı? 2 birim kaldı. Burası 4. Burası da 4 olduğunu biliyoruz. Bizden ne isteniyor? D üstü EC. Hani bunu böyle katladığımızda bu böyle gelmiş D üstü noktasına ama arkadaş sen bunu böyle katlamışsın. Buraya gelmiş. Üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen kenarlar eşit. Aynı zamanda üstte binen alanlarda eşit değil midir? Evet. Bitti gitti kardeşim. Ha burada kalan ha burada kalan. Bizden a alanı isteniyor aslında. A alanı da nedir? 2 çarpı 4 bölü 2 eşittir. Yani cevap böylelikle ne yapar? 4 yapar. Örnek 50'de. Katladığımızda bu buraya geliyor ya. Açtığımız zaman da bu burada. Yani a alanı isteniyor. Yani Şuradaki üçgenin alanı isteniyor bizden. Cevap böylelikle buradaki 2'ye 4'lük dik üçgenin alanından çıktı ve güzel bir soru. Gerçekten. Şuradaki kısım yaptığımız kısım gerçekten güzeldi. Cevabı böylelikle 4 bulduk ve bu işi burada bitirdik mi? Bitirdik. Analitik geometriyi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde dönüşüm geometrisine geçeceğiz. Dönüşüm geometrisinin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.